Olur. Evet, devam edelim. Demiştik ki bir makale sizlerle paylaşacağız. Yine bu konuyla ilgili. Doğru Haber Gazetesi yazarlarından Muhammed Ali Akay. 28 Şubat ve bugün başlıklı bir makale kaleme almış. Detaylarını şimdi sizlerle paylaşıyoruz. 28 Şubat 1997 yılında 9 saat süren MGK toplantısında alınan kararlarla başlayan bu sürecin yıl dönümündeyiz. Meseleyi daha iyi anlamak için şapka kanununa muhalefetten dolayı idam edilen İskilipli Atıf Hoca'yı, yıllarca zindan hayatı yaşattırılan Üstad Bediüzzaman'ı hatırlatmak isteriz. Özellikle 25 Kasım 1957 tarihinde 23. hükümeti kurduktan 3 yıl sonra 26 Mayıs 1960 darbesiyle başbakanken idam edilen Adnan Menderes'i hatırlatmamız gerekir. Gerek 60 darbesi, gerek 28 Şubat 1997'deki darbe turancılık ve batıcılık fikrini devlete ne olursa olsun kabul ettirmek isteyen güçlerin müdahalesi neticesinde oldu. Bu darbede Başbakan Erbakan Hoca idam edilmese de hem kendisi hem de Müslüman halk çok acı çekti. Bu darbe yaklaşık 200 yıl önce tohumu ekilen ve özenle büyütülüp bugünlere getirilen ırkçı, özünden uzak, atalarının inancından yüz çevirmiş, İslami hayata son derece düşman bir aklın emriyle yapılmıştır. Bakın, 28 Şubat mimarı gazeteler her geçen gün İslam ve Müslümanlara aleyhinde haber yapıyor, manşet atıyor. Kimse ben hükümetin abası altındayım demesin. Saldırı yapılırken ayrım yok. Mesela bir manşette FETÖ gitti, hayrat geldi derken, diğer manşette İHA okullarda para topluyor. Bir başka manşetinde 300 bin kişi okullarda peygamber sevdalıları tarafından yapılan sınava girdi şeklinde irtica hortladı deyip kinlerini kusuyorlar. Diğer taraftan laikliğin bekçisi olan CHP, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a soru önergesi veriyor. Niye? Niyesini herkes biliyor. Peki tüm bunlar olurken İslami kesim ne yapıyor? Niye bir basın açıklamasıyla ithamlara cevap verilmiyor? Zalime karşı niçin birbirimizi savunmuyoruz? Benim derneğime bir şey olmasın, partime kimse karışmasın, yurtlarım her ortamda çalışsın mantığıyla hareket edenler bilsin ki zalimler tek tek hepinizi yemeye yeminlidir. Hiçbirinizin gözyaşına, takiyyesine, ben de laikliği savunuyorum demenize bakmazlar. Bugün yeni 28 Şubatlar yaşanmasın diye herkes hodgamlıktan, kendi keyfini düşünmekten, hodendişlikten, kendi için endişelenmekten, hodbinlikten, kendini beğenmekten kurtulmalıdır. Hudabin, Allah'ı tanıyan ol kardeşim. Hak endiş, hakkı düşünen ol milletim. Hüdaperest olun halkımızı yönetenler, diyor Muhammed Ali Akay, 28 Şubat ve bugünle ilgili bir makale kaleme almıştı. Önemli bir makaleydi. Sizlerle paylaştık. Şimdi yazılı basın turuyla dilerseniz başlayalım. İlk gazetemiz.